Değerli izleyenler, Anadolu Televizyonu ve Kent Haber Gazetesi haber merkezimiz tarafından hazırlamış olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye belediyeler 37. Olağan Meclis toplantısı için Ürgüp'te bir araya gelecek. Meclis toplantısının yanı sıra Sağlıklı Beslenme ve Yerel Yönetimler Konferansı da alanında uzman isimlerin katılımıyla Ürgüp'te gerçekleştirilecek. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok belediyenin başkanı, başkan vekili veya temsilcinin katılımıyla düzenlenecek meclis toplantısı ve konferansın ev sahibi, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelecek memleketinin hizmetkarlarıyla hafta sonu bir arada olacağı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Misafirlerin en güzel şekilde 3 gün geçirmesi için her şeyi planladıklarını ifade eden Başkan Aktürk, 300 civarında belediye yetkilisiyle hem toplantılarımızı yapacak hem de Ürgüp'ümüzün misafirperverliğini, güzelliklerini, tarihini, kültürünü, turizmini en güzel şekilde misafirlerimize göstereceğiz dedi. 27-28-29 Mayıs tarihinde Perisia Otel'de gerçekleştirilecek toplantı ve konferans için Ürgüp'te olacak Sağlıklı Kentler Birliği üyesi belediyelerin yetkilileriyle Kapadokya'nın doğal güzelliklerini balondan izleme imkanı bulacaklarını vurgulayan Başkan Aktürk, her zaman olduğu gibi önemli bu organizasyonumuzda yanımızda olan bölgemizin Güzide Balon firmalarına, Nevşehir Rehberler Odası'na ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Toplantıya uzaktan yakından gelecek tüm misafirlerine güzel bir hafta sonu ve verimli bir toplantı dileğini de dile getiren Başkan Aktürk, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a da davetlerini kırmayarak Ürgüp'te bu organizasyonun tertip edilmesi nedeniyle de teşekkür etti. Çuvalda. Sen bu dalgacıya bakma Zehra Hanım. Şekeri kim kaybetmiş ki biz bulalım? 3 ay önce torbası 420 TL olan şekere yeni zam geldi. Artık torbası 1200 TL. Şeker fiyatları geçtiğimiz yıldan bu yana %400, geçen aydan bu yana ise %100 arttı. Marketlerde kilosu 6,5 liradan satılan şekerin fiyatı bir yılın sonunda 24 liraya ulaştı. Fiyat artışına hem vatandaşlar hem de tatlı sektöründe çalışan imalatçılar tepki gösteriyor. Habertürk televizyonlarında yer alan habere göre imalatçı firmalar şekeri 50 kiloluk çuvallar halinde alıyor. Geçen sene bir çuval şeker 220-250 lira bandındaydı. Geçen ay 550-600 liraya çıktı. Mayıs ayında 1100 liraya dayandı. Hem müşteriler hem imalatçılar şekerdeki %100'lük fiyat artışına tepkili. Şekere gelen zammı ürünlerin çok yansıtamayan ve zarar ettiklerini söyleyen pastane esnafları, baklavadan kurabiyeye, pastadan çöreğe tüm tatlılarda zammın kapıda olduğunu söyledi. Yapılacak zammın %40 civarında olması bekleniyor. Nevşehir Metelis Kavşağı'nda sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Metelis Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Nevşehir Kozaklı ilçesine bağlı Karahasanlı köyünde elektrik kontağına bağlı yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre Kozaklı ilçesi Karahasanlı köyünde gece saatlerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında garajda bulunan traktör ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi. Karahasanlı köyünde ikamet eden Mehmet Özmen'e ait garajda gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında garajda bulunan traktör ve tarım aletleri kullanılamaz hale gelirken garajda bulunan otomobilde ise ufak çaplı hasar meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmadı. Jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç suskunluğunu bozdu. Hakkında çıkan iddialara sert bir dille cevap veren Dinç açtı ağzını yumdu gözünü.
Nevşehir siyasetinde sular durulmak bilmiyor. İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay'ın açıklamaları üzerine önce belediye eski başkanı Hasan Ünver, sonra ise İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç basın toplantısı düzenleyerek cevap verdi. Adı iyi, niyetleri kötü, şer ve nifak olan cenahın il başkanı zat diyerek Ömer Ay'dan bahseden Gürbüz Dinç, zillet ortağınız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı gibi hayatınız, siyasetiniz, her şeyiniz yalan, iftira ve çamur at izi kalsın siyaseti olmuştur. İsmimi kullanarak yalana, iftiraya ve karalamaya yönelik çabaların olmuş dedi. Evlilik iddiaları hakkında konuşan Dinç, her Müslüman erkek gibi ben de evlendim. 30 yıl evli kaldım. Bu evlilikten 3 çocuğum olup bu evlilikle ilgili karşılıklı anlaşarak hukuk yoluyla medeni bir şekilde evliliğimizi sonlandırdık. Daha sonra Allah'ın verdiği izin ve medeni hukukun tanıdığı şartlarda ve herkesin gözü önünde görücü usulüyle bir hanımefendiyle evlilik yaptık. Ancak anlaşamadığımızdan dolayı kısa sürede karşılıklı anlayışla birbirimizin hukukunu koruyarak bu evliliğimize son verdik. Soruyorum size, bunun hangisi Allah'ın rızası dışında? Hukuka aykırı, gayrimeşru ve sakıncalı bir iştir. Takdirlerinize bırakıyorum. Bize isnat edilen 4-5 evlilik, kadın koleksiyonu kuran diyerek kadını aşağılayıcı, kadını bir eşyaymış gibi lanse eden söylemleri insan onuruna dokunan bir benzetmedir. İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay'a meydanı boş buldun, iftira, yalanla, belgesiz, bilgisiz, eline tutuşturulan A4 kağıdıyla siyasetçilik oynuyorsun diyen Başkan Dinç, sen önce aynaya bak, kendi geçmişini sorgula, yediğin hatları düzelt, senin AK Parti'mize ve AK Partili belediye başkanlarına dil uzatmaya hakkın yoktur, haddini bil. Bu şehirde 30 yıla yakınlık esnaflık yapıyorum. 160 çalışanımızla birlikte tırnaklarımızla kazıyarak buraya geldik. İşimizin başındayız. Bu şehir beni de bilir, seni de bilir. Senin gibi gayrimeşru işlerle uğraşmadık. Siz önce parti olarak seçim zamanlarında Nevşehir esnaflarına olan borcunuzu ödeyin. Esnafı mağdur eden partisiniz dedi. Açıklamaların ardından Ömer Ay'a sorular ileten Gürbüz Dinç, geçmişte bir kum ocağı yolu üzerinde araç içerisinde sabah gün doğumunda seni görenler var. O saatte sen değil miydin? Faili meçhul cinayetlerle, olaylarla anılan sen değil misin? Bu memlekette mafyavari olarak toplum huzurunu baltalayan sen değil misin? Gülşehir'deki GES projesiyle alakan var mı? Kendi belediye başkanının Vahdi Arasoy ile ilgili yolsuzluk soruşturmasından haberin var mı? Vahdi Arasoy döneminde belediyede mühendis olan kişinin ilk işe girişindeki mal varlığı ve belediyeden ayrıldığı andaki mal varlığı arasındaki fahiş artıştan haberin var mı? Bu şahıs hakkındaki yolsuzluklardan haberin var mı? 2018 yılında kendi otel giderini Gülşehir Belediyesi'ne ödettin mi, ödetmedin mi? Geçmiş dönem başkanlarınızdan tecavüz, taciz ve yolsuzluktan hüküm giymiş olan var mı? Geçmiş dönem başkanlarınızdan 1,5 milyon civarı kamu zararı oluşturan kim? Sayın basın mensupları ve kıymetli hemşehrilerim, eksiğimiz, kusurumuz, hatamız, noksanımız olabilir. Ancak ve kesinlikle haramla işimiz, hukuksuzlukla işimiz, art niyetimiz olmaz. Tek bir amacımız var. AK Parti ailesiyle beraber önce Nevşehir'e, sonra da Türkiye'mize katkı sağlamak. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ve önderliğinde güçlü ve büyük Türkiye'mizi inşa etmek. Davası davamız, yolu yolumuzdur. Yolsuzlarla, soysuzlarla, alçaklarla ve iftiralarla kaybedecek vaktimiz yok dedi. Nevşehir Milli İrade Caddesi üzerinde bulunan trafo gün içerisinde aniden alev aldı. Kısa sürede caddeyi kaplayan dumanlar vatandaşlarda korku ve paniğe neden olurken yol ise trafiğe kapandı. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek büyük bir tehlikenin önüne geçti. Abi şöyle gitseydin mi?
Şimdi karşınızda İç Anadolu illerinde tahmin edilen hava durumu. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. Cuma, İç Anadolu bölgelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir merkez, en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 26. Kayseri, en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 27. Kırşehir, en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 27. Niğde, en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 29. Aksaray, en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 27. Yozgat, en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 24. Konya, en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 30. Sivas, en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 25. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Değerli izleyenler, şimdi karşınızda Nevşehir ilçelerinde nöbetçi eczaneler. 26 Mayıs Nevşehir ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Derman Eczanesi, Yeni Kayseri Caddesi. Merkez Göreme Eczanesi, İkimlevler Mahallesi. Hacı Göl, Papatya Eczanesi. Avunus, Bağdatlı Eczanesi. Derinkuyu, Haliloğlu Eczanesi. Gülşehir Parlak Eczanesi, Hacı Bektaş Güneş Eczanesi, Kozaklı Sarı Aslan Eczanesi, Ürgüp Aktürk Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 26 Mayıs Perşembe. Döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 973 lira. Gram altın satış 976 lira. Çeyrek altın alış 1562 lira. Çeyrek altın satış 1582 lira. Euro alış 17.51. Euro satış 17.55. Dolar alış 16.38. Dolar satış 16.42. Değerli izleyenler, Anadolu RTV ana haber bültenimizi izlediniz. Yarın yine aynı saatte Anadolu RTV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.